Merhabalar, Team TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta ekonomi gündeminde neler oldu? Bu hafta ekonomiyi neler bekliyor? Ekonomistimiz Ali Orhan Yalçınkaya ile birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk Melisa Hanım, teşekkürler. Şimdi bir geçen hafta küresel piyasalara baktığımızda Fed'in faiz kararını bir öncelikle ele alalım. Ardından da ABD tarım dışı istihdam verilerine bakalım. Sonra da Euro bölgesine döndüğümüzde 3. çeyrek büyüme beklentilerle paralel miydi? Bir onları ele alalım. Geçtiğimiz haftayı böylece kapatalım. Buyurun. Hemen başlayalım. Geçtiğimiz hafta belirttiğiniz gibi Fed'in toplantısı vardı. Açık piyasa komitesi toplantısı vardı. Burada sürpriz bir karar çıkmadı. İlk önce onu söyleyelim. Beklentilere paralel olarak Fed 0.25-0.50 aralığında faizleri bıraktı. Ama burada önemli olan şu, Aralık ayını işaret etti bir kere Fed. Hani o çok net. Zaten şunu görüyoruz ki Fed Future'larda Aralık ayında faiz artırma olasılığı %76'lar civarında, %76'lara kadar tırmanmış vaziyette. Dolayısıyla biz bunu göreceğiz bu hafta, onu söyleyebiliriz. Evet. İkinci konu, diğer sormuş olduğunuz konu tarım dışı istihdam verisiydi. Tarım dışı istihdam verisi 175 bin kişi beklenirken beklentinin altında gerçekleşti. 161 bin kişi olarak geldi. Saatlik kazançlarda da şöyle bakayım şuraya %0.3 beklenti açarak %0.4 oldu. Şimdi burada şöyle bir şey var. Önemli olan husus şu, işsizlik oranı %5'ten %4.9'a düştü. Ama buradaki etki ne derseniz iş gücüne katılım oranı. Bir önceki aya göre %62.9 olan oran %62.8'e düştüğü için işsizlik oranında gerilemiş oldu. Şimdi üçüncü konu, sormuş olduğunuz üçüncü konu Euro bölgesiydi. Euro bölgesinde büyümeydi. Orada da beklentilere paralel %1.6 büyüme gerçekleşti Euro bölgesinde. Evet. Çeyreklik bazda büyümede %0.3 oldu. Şimdi belki Euro ile ilgili olarak şunu konuşmak gerekiyor bu arada. Enflasyon binde 8 olarak gerçekleşti ki bu %2 hedefinden oldukça uzakta. Yani buradan çıkarılacak sonuç şu aslında baktığınızda. Avrupa Merkez Bankası muhtemeldir ki toplantılarında enflasyonu destekleyici kararların arkasında durmaya devam edecek. Peki. Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz haftayı değerlendirdik. Peki şimdi de geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisinde neler oldu onlara biraz bakalım. Geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisinin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bayağı yoğun bir gündem vardı, doğru söylüyorsunuz. Enflasyon rakamları var. Ama onlardan önce IMF'nin 4. madde raporu yayınlandı. SAP kredi notunu değiştirdi. Dış ticaret açığı var. Bunların dışında PMI verileri var. Bayağı yoğun bir gündem var. Bayağı bir şey konuşacağız herhalde bu bölümde. O zaman 4. madde raporuyla başlayalım. Onunla başlayalım. Rapor nelere işaret ediyor? Raporla ilgili olarak aslında şöyle söylüyor dediğiniz gibi IMF. Bu zaten standart çıkarmak zorunda olduğu bir rapor. Öyle söyleyelim. İlk önce onu söyleyerek başlayalım. Şimdi burada önemli olan husus şu, belki hani ondan şey yapmak lazım. Hani diyor ki Türkiye ekonomisi birçok şoka göğüs gerdi ama özellikle siyasi belirsizlik, turizm gelirlerindeki sert düşüş ve yüksek özel sektör borçluluğuna dikkat çekiyor. Bu önemli. Bu raporda önemli. Ve uygulanmakta olan para politikalarının en azından hani tutarlı olduğunu, bu konudaki adımları en azından sıkıntıları önlemek için ya da ekonomiyi kontrol altına almak için tutarlı olduğunu söylüyorum. Evet. Burada şöyle bir şey var, belki hani değinmemiz gereken bütçeyle ilgili söylediklerim, büyümeyle ilgili bütçede yer olduğunu ve bütçe tarafında bir gevşemenin en azından makul olduğunu söylüyor IMF, onu söyleyelim. Evet. Şimdi şey var, çünkü burada baktığınızda işte işletme güveninde azalış var. Yurt içi ve yurt dışı negatif şoklardan dolayı büyümenin %3'ün altına gelebileceğine dair tespiti var. İşte bunu da en azından bu şekilde açmanın bir çözüm olabileceğini söylüyor. Diğer konu, sorduğunuz diğer konu S&P'di. S&P hatırlıyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk notu indiren kurumdu. Görünümü değiştiren kurumdu ve bu çok eleştiri almıştı. Gene aynı şekilde Türkiye'nin kredi notunu görünümünü negatiften pozitife durağına yükseltti. Özür diliyorum, durağına yükselttim. Şimdi burada da gerekçe olarak şöyle diyor, en azından şuradan bakarak okuyayım. Özel sektörün yüksek dış borcunun ekonomik istikrarı tehdit etmesine karşın Türk hükümetinin büyümenin yavaşladığı ve yatırımların azaldığı bir ortamda
dış kaynaklı riskleri azaltmaya yeniden odaklanması olarak gösterdi. Evet. Şimdi bu enteresan, gerçekten evet. Enteresan, öyle bakmak lazım. Yani hani niye böyle bir aksiyon aldın, şimdi niye böyle bir aksiyon alıyorsun diye ister istemez sorgulamak lazım. Hı-hı. Bunun etkisini muhtemelen biz hani bugün hafta başı itibariyle en azından hisse tarafında şey olarak, yani yükseliş olarak göreceğimizi yükseliş. Söyleyebilirim. Diğer konu, geçen haftanın önemli verilerinden bir tanesi enflasyon rakamıydı. Enflasyon bir kere rakamı o beklentilerin aldı. Altında gerçekleşti. %1.44 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %7.16'ya gerilemiş oldu. Evet. Beklenti 1.61'di bu arada, onu söylemek lazım belki. Hı hı. Şimdi çekirdek tüfeğe baktığımız zaman yıllık bazda IH endeksi 1.41, I endeksi de 1.61 artmış olmasına rağmen yıllık bazda 7.01 ve 7.04'e düştü. Şimdi burada hani enflasyon rakamından sonra belki şunu konuşmak gerekiyor. Ya zaten hep onu değerlendirmelerimizde ön plana çıkıyoruz. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararına ne şekilde etki edecek bu rakamlar diye. Şimdi baktığınızda görüşüm o ki Merkez Bankası enflasyon rakamlarından çok önümüzdeki toplantılarda kurdaki hareketlere biraz daha hassas olacak. Dolayısıyla benim düşüncem Merkez Bankası'nın bu enflasyon verisine rağmen indirimleri pas geçeceği yönünde. Yani herhangi bir faiz indirimi beklemememiz gerektiğini düşünüyorum. Diğer husus, sorduğunuz dış ticaret rakamlarıyla ilgili evet. Zaten hani bu her ayın sonunda açıklanıyordu. Açıkladı. Geçtiğimiz hafta bekliyorduk zaten. Şimdi Eylül ayı dış ticaret açığı %14.1 arttı. 4.3 oldu. Evet. Geçen sene aynı dönemde bu 3.8 milyar dolardı. Hı hı. İhracattaki azalış %5.6 oldu. 10.9 milyar dolara geriledi. İthalatta binde 7 azaldı. O da 15.3 milyar dolar oldu. Şimdi bir tarafı bu, birikimli ihracat ne oldu derseniz, 12 aylık birikimli ihracatta 140.9 milyar dolar oldu. İthalatta 197 milyar dolar oldu. Buradan hareketli, yani burada etkileyen ne derseniz tabii ki şey var baktığınızda. Enerji fiyatlarının burada katkısı söz konusu. Hı hı. Belki tüketim tarafında da biraz hani azalmanın, tüketim tarafta da bir küçülmenin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz bu rakamlarda. Evet. Peki buradan çıkarmamız gereken bir diğer sonuç ne? O da şu, en azından bu hafta Cuma günü açıklanacak. Hı hı. Yani gerçi önümüzdeki, yani bu haftanın gündemi içinde konuşacağımız evet, konulardan bir tanesi. Ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin bir şeyler olacağız. Söylüyor. Onu zaten o kısımda değerlendiririz. Hı hı. Diğer bir konu, Ekim ayının dış ticaret rakamları açıklandı geçtiğimiz hafta. İlk önce TİM açıkladı. Ardından da Gümrük Bakanlığı açıkladı. Bir kere şunu gördük. Gümrük Bakanlığı verileri 12.8 olduğuna işaret etti ihracatın. İthalatında 17 milyar dolar olduğuna işaret etti. TİM verileri 11.7 idi. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Bir kere dış ticaret açığı genişlemeye devam ediyor. Onu söyleyebiliriz. Bir diğer husus, yani son belki Türkiye ile ilgili konuşmamız gereken konulardan bir diğer husus da PMI endeksiydi. PMI verileri, bu konusu. En azından hani öncü bir veri, sanayi üretimi ile ilgili öncü veri. Bu hafta sanayi üretim rakamları da açıklanacak gerçi. Önceki veriler en azından PMI 4. çeyrek için şeye işaret ediyor, yani yükselişe işaret ediyor ama öncesindeki dönem için hani 3. çeyreğe baktığımızda sıkıntılı bir durumu göstermişti. Şimdi PMI endeksi 50'nin altında, eşik değerinin altında bir kere ona baktığımızda 49.8 olarak açıklandı ama 50 değerinin üstünde ve bu yılın ortalamasında üstünde. Bu yılın ortalaması da 48.9. O anlamda önemli. Yani üretimin önümüzdeki aylarda yeniden artışa döneceğinin işaretini verdi şey. Belki konuşmamız gereken hani hı hı. Bu haftanın günlük, daha doğrusu geçtiğimiz haftanın gündemiyle ilgili olarak hazinenin açıkladığı 2017 borçlanma programı. Hı hı. Biraz ondan da bahsetmek gerekiyor belki. Hazine 2016 için 125.5 milyar TL'lik hani bir borçlanma ile kapatacağını söylüyor. 2017'de bu rakamın 133 milyar dolara çıkacağını söylüyor. Şimdi buradaki belki kritik nokta şu, iç borcun şeye baktığımızda, daha doğrusu
bu borçlanmanın iç borç çevirme oranına baktığımızda şunu görüyoruz. 2016 yılında hazinenin öngördüğü rakam %91.2, yani itfaiyesinin %91'i kadar borçlanırken bunun 2017'de %98'e çıktığını öngörüyor hazine. Dolayısıyla burada şöyle bir sıkıntı var. Devlet biraz daha fazla borçlanacak. Özel sektörün borçlanması için çok fazla yer kalmayacak gibi bir görüntü var. Evet. Söylememiz gereken şeylerden biri de o. Son kısım belki hani geçen hafta ile ilgili söylememiz gereken son şey ise finansal kesim firmalarının, daha doğrusu finansal kesim dışındaki firmaların açık pozisyonuna ilişkin bir rakam söylememiz, ona biraz ondan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü malum hani döviz kuru çok hassas, daha doğrusu ihracatçılarımız bu konuda çok hassas, sanayi tarafı da çok hassas. Dolayısıyla şunu görüyoruz, açık pozisyon büyümeye devam ediyor. Yani 210.5 milyon ABD dolarlık bir açık söz konusu. Bu da en azından sistemin risklerine işaret etmesi açısından önemli diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisi oldukça yoğundu. Değerlendirdik. Şimdi önümüzdeki haftaya, bulunduğumuz haftaya bakalım. Şimdi bu hafta piyasaların gözü 8 Kasım'da ABD'de gerçekleştirecek başkanlık seçimlerinde olacak. Her iki aday arasındaki farkın kapanması, Clinton'ın kazanacağına inanan piyasalarda oynaklığı arttırdı. Öte yandan Trump'ın seçilmesi durumunda Fed Başkanı görevden alacağını belirtmesi de piyasaları etkileyecek diğer gelişmelerden biri olacak. Nasıl etkiler eğer Trump seçilirse? Aslında da, bayağı bir şey söylemiş olduğunu söyleyeyim. Ya da etkileri Türk lirasında nasıl görünür? Şöyle buradan söyleyeyim. Başlayalım. Aslında sorunun içinde siz cevabı da verdiniz. İlk önce onu söyleyerek başlayayım. şimdi bir kere hani Clinton'ın seçilmesini sanki dünya piyasaları daha fazla istiyormuş gibi görünüyor. İlk önce onu söyleyerek başlayalım. Yani Clinton seçildiğinde hani mevcut politika establishment, hani öyle diyorlar daha doğrusu, mevcut yapının aynen devam edeceğine dair bir kanaat var dünya piyasalarında. Ama şöyle bir şey var, en azından Clinton seçildiğinde şu karşımıza çıkacak. Hani Fed Aralık'ta faiz artırımı kararı var. Aralık'taki faiz artırımı kararı şu anda %76'larda fiyatlanıyor. Olasılığı %76'larda fiyatlanıyor. Şey seçildiği noktada, Clinton seçildiği noktada bunun daha yukarı çıkmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla hani bir pozitif etki yapmış olsa da günün sonunda bize etkisi, dönüşü dolar-TL kurunda negatif olacak diye söyleyebiliriz. Öbür taraftan şeye döndüğümüzde, Trump'a döndüğümüzde durum çok daha vahim, çok daha endişe verici. Bir kere dediğiniz gibi Yellen'i görevden alacağını söyledim. İşte vergi politikalarında, göçmen politikalarında, bütçe tarafında uygulamalarının hepsi kritik önemde ve belirsizlik kaynağı aynı zamanda. Ve bunun küresel piyasalarda özellikle de gelişmekte olan paralar üzerinde, gelişmekte olan ülke kurları üzerinde bir olumsuz etkisinin olacağını söyleyebiliriz ki o kurlar içinde TL'de var. Dolayısıyla TL bundan olumsuz etkilenebilir. Şimdi onu salı günü akşam, herhalde daha doğrusu çarşamba günü sabah Türkiye saatiyle 2 ile işte 6 arasında ilk sonuçları almayı göreceğiz ama artık şu noktadan sonra herhalde Amerikan tarihinin anladığım kadarıyla, takip edebildiğimiz kadarıyla en enteresan, en seçimlerinden birisini görmüş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi haftaya da bu arada şeyle başlıyoruz. FBI'ın Clinton'la ilgili şeyi, süreci en azından sonlandırmış olmasını vermiş olduğu moralle başlıyoruz ki en azından şey tarafında S&P'nin etkisinin pozitif olabileceğini söylemiştik. Şeyde FBI'ın da pozitif bir etkisi olacaktır yani içeride. Şeye baktığımız zaman ise iç piyasada iki tane kritik veri var. İki tane kritik veri açıklanacak. Evlileri, bir tanesi yarın salı günü açıklanacak olan sanayi üretim endeksi ki burada bu üçüncü çeyrek büyüme rakamları için bayağı bir şey söyleyecek bize. Görüntü o ki bu arada şeyi söyleyeyim, beklentiyi söyleyeyim, arındırılmamış veri de tahmin 1.18 şeklinde. Benim düşüncem eksi gelecek burası. Hatta büyümenin de üçüncü çeyrekte eksiye döneceğini görebiliriz. Yani beklentim o yönde. Yani aşağıya gelebiliriz. Ben hani sıfırın biraz daha üstünde olabileceğine dair bir iyimser bekleyiş içindeyim ama gene de hani genel gidişat, genel tablo hani sıfırın altında eksi bir büyüme bizi bekliyor. %1'lere kadar gidebilecek bir büyüme bizi bekliyor. Peki. Cuma günü açıklanacak verilere geçelim mi? Devam ediyor musunuz? Yok, hayır, geçelim. Cuma günü
açıklanacak veriler içinde şey vardı. Ödemeler dengesi ise ödemeler dengesi var, doğru söylüyorsun. Hatta ödemeler dengesiyle ilgili olarak da bir önceki Türkiye şeyini geçtiğimiz hafta Türkiye değerlendirmesini yaparken Eylül ayı dış ticaret rakamlarından hareketle bunun cari açığa etkisinin ne olacağını konuşuyorduk. Şimdi orada da şöyle bir tablo var karşımıza. Bir kere beklenti şöyle 1.8 civarında ortalama piyasa beklentisi 1.8 civarında. Benim kişisel beklentim yani benim hesaplarıma göre 2'nin biraz 2'nin üzerinde olacak. 2.3 civarında bir cari açıkta bir genişleme olacak. Toplamda da cari açın 33 milyarın üstüne çıkabileceğini görebiliriz. Yani çıktığını görebiliriz cuma günü itibariyle. Dolayısıyla orası biraz o anlamda can sıkıcı. Belki şunu söylemek lazım burada bir ek bilgi olarak. OVP'de 2016 için rakam 31.6 olarak hedeflenmişti. Gayri safi yurt içi hasılaya oranının cari açın %3.9'dan %4.3'e revize edilmişti. Dolayısıyla bu rakam bu şekilde devam ederse cari açın gayri safi yurt içi hasılaya oranının %5'lere doğru seyrettiğini görebiliriz. Peki o zaman bu haftayı da bu şekilde toparladık cuma gününde ele alarak. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.